Präpositionen. Präpositionen. Türkçe'de edatlar diye bildiğimiz kelimeler. Değerli takipçilerim, derse başlıyoruz. Der kommt. Hani burada edat. Bu cümlede edat yok. Fakat edatlar dersinde edat gerekiyor cümlede. Bu durumda soruyoruz. Wohin kommt der Dieb? Hırsız nereye geliyor diyoruz. Yalnız bu soru cümlesini anlayabilmek için ve de halleri anlayabilmek için şu edatlar dersinde sürekli karşımıza gelecek. Bu dersi süper şekilde anlayabilmek için size tavsiye ediyorum lütfen. Önce ismin halleri dersini izleyin. Bu derste Türkçe ile Almanca karşılaştırma yaptım. Türkçenin ismi hallerinden Almancadaki ismin hallerini anlattım. Nasıl bulunur diye. Aynı zamanda soru cümlesi yapmanın püf noktalarını anlattım derste. Bu derste muhakkak izleyin. Ve de aynı zamanda veli soru cümleleri nasıl yapılır? Dersini izlemenizi bu üç dersi muhakkak izleyip bu derse öyle devam ederseniz çok iyi anlayacaksınız. Bu ders size çok kolay gelecek. Şimdi bu gördüğünüz cümlede edatımızı gördük. Hangisiymiş? Edat kelimesi in. Hırsız eve geliyor. Eğer ki tam tamına Türkçe'ye çevirirsek o zaman der deyip kommt ins Haus dersek in burada evin içine diyoruz. Ve bu bizim edatımız. Evet. Neden önemli edat? İsmin hallerine Bağlı olaraktan edatımızı kullanıyoruz. Soruyoruz ya hani "wohin" diye "wohin" soru cümlesiyle sorduğumuzda bazen edata bağlı olaraktan akusatif, edata bağlı olarak da datif olabiliyor. Buradaki durumda akusatif. Bunun için önemli çünkü. Artık kelimizi akusatif durumuna göre çekiyoruz da ondan. E diyorsunuz. Int ile das'ın ne alakası var diye soruyorsunuz. İşte şu var. Bu in'in in arkasındaki s harfi aslında das'tan alınan s harfi de ondan. İşte böyle. Biliyoruz ki artık int house Dediğimizde house'un artikeli das, akusatif çektiğimiz zaman das kaldığı için in's house diye böyle bu şekilde kullanıyoruz. İşte burada hırsızı görüyoruz. Hırsız nereye gidiyor veya nereye geliyor? Böyle. Nereye gidiyor? geht Nereye geliyor? kommt diyoruz. nereyemiş ins Haus evin içine Wohin soru cümlesini bir yerden böyle bir yere hareket edildiğinde sorarız. Wohin diye nereye? Wo ist der Dip? Nereye de diye soruyoruz. Hırsız nerede? E biz demin ne dedik? Evin içinde dedik ya. Ağzı neredeymiş? İşte bakın şurada görülüyor. Evin tam tamına içinde. Biz de diyoruz ki "The deep is in house." Evin içinde. Bakın işte burada. Peki siz diyorsunuz ki edemin intti şimdi im. Neden? Çünkü wo sorusuyla sorduk ve wo sorusu da datif halini beklediği için in deyim olması gerekir. Hausun artikeli das olduğu için üçüncü halini çektiğimizde deyim oluyor. Bu durumda da M harfini alıyoruz. in ile birleştiriyoruz. Ondan sonraki edatımız im oluyor. Şuradaki M harfinden de datif olduğunu anlıyoruz. O yüzden de bu durumda im kullanmamız gerekiyor. Yine hırsız. Hırsız bu sefer nereden geliyor? nereden? Aus dem Haus. Nereden gelebilir? Evin içindeyse eğer ki evin içinden geliyor. Dışarı çıkıyor yani. Aus dem Haus. Burada yalnızca kommt fiilini kullanıyoruz. Gehen fiili burada yanlış olur. Bu her get olmaz asla. Bu her kommt olur. Çünkü kommt geliyor demek. Her arkadaki here yani uzaktan buraya gelme anlamını alıyor. O yüzden biz ancak come fiilini kullanıyoruz burada. Aynı wohin gibi de hareket edildiği durumlarda kullanılır. Bir yerden bir yere uzaktan bizim yanımıza geliyor, yaklaşıyor bize yani. Der Dieb kommt aus dem Haus. Burada kommt kullanıyoruz. Woher kommt der Dieb? Biz burada Almanca'da kommt fiilini kullanıyoruz. Geliyor diyoruz, çıkıyor ya o yüzden. Çıkıyor. Nereden çıkıyor? Evin içinden çıkıyor. Hırsız nereden çıkıyor? Veya geliyor. Nereden geliyor? Tabii ki evin içinden. Wo ist der Dieb? Soruyoruz yine. Hırsız nerede? Hırsız evin içinden çıkmış, evin önünde. Der Dieb ist vor dem Haus. Önünde. Bakın, işte evin önünde. Sırtında da altınlar. Burada bakın. Çuvalın içinde. Ve hangi soru kelimesiyle sorduk? Wo soru kelimesiyle sorduğumuz için wo dem Haus diyoruz. Wo ist işte der Tekrar soruyoruz. Bizim hırsız nerede? İşte burada. Neredeymiş? Hinter dem Haus. Bu soru kelimesi ile sorduğumuz için her defasında o yüzden datif, o yüzden dem diyoruz. Datif çekiyoruz artikeli. Der Dieb ist hinter dem Haus. Evin arkasında. Der Dieb ist neben dem Haus. Evin yanında. Yine eğer ki Wo ist der Dieb?'' sorsaydık, Wo soru kelimesi olduğu için ''dem datif, ''neben, ''yanında. ''Der Dieb ist auf dem Dach, ''çatının üstünde. ''Der Dieb ist unter dem Haus, ''evin altında.'' Wo hängt das Bild an der Wand? Yine burada datif. Çünkü wo soru kelimesi ile sorduk. O yüzden diyoruz an der Wand diye. An üzerinde yanında. Burada duvarda asılı diyoruz. Der Burada datif çekilmiş aslında nominatif şeklinde yani yalın halde ki artikeli di di de vand olarak biliyorsunuz ama datif cevap verdiğimiz için an the van oluyor. İşte o yüzden ben size söyledim İsmin halleri dersini muhakkak izlemeniz gerekiyor böyle şeyleri daha iyi anlarsınız. Resim duvarda asılı. Das Bild hängt an der Wand. Burada bir sürü kitap var. Bu kitapları nereye koyuyoruz? Wohin legst du die Bücher? Auf den Tisch. Wohin? Burada akustatif kullanıyoruz. Legen. Yani koymak. Akusatif. Koymak dedik ya, alıyorsunuz bir yerden bir yere koyuyorsunuz, hareket ettiriyorsunuz yani akusatif. Nereye? Auf, üstüne. Masanın üstüne. Der Tisch olduğu için maskulin yılın halinde o yüzden çektik akusatif den yaptık. Böyle auf den Tisch oldu. Kitabı masanın üstüne koydum. Ich habe das Buch auf den Tisch gelegt. Perfekt dersini izlemeniz gerekiyor. Eğer daha bilmiyorsanız geçmiş zamanı kullandık şimdi. Koydum dedik. Perfekt. Wo liegt das Buch? Kitap nerede? Auf dem Tisch. Şimdi görüyoruz ki wo kelimesi ile sorduk. O yüzden datif. O yüzden de datif çekmemiz gerekiyor. Buradaki m harfinden datif olduğunu biliyoruz. Üçüncü hal. Datif. Üstün de. yalın halini tekrar ediyoruz. Der Tisch. Kitap masanın üzerinde. Das Buch liegt auf dem Tisch. Diyoruz. Arkasında. Bakın şurada bir tane kız var. Ağacın arkasında. Wo versteckt sich das Kind? Versteckt saklanmak. Hinter dem Baum. Wo soru kelimesi sorduk. Also olması gerekiyor ki datif. Hinter dem Baum. Datif. Der Baum. Maskulin. Yalın halinde maskulin olan datif de çekilmiş halde dem diye karşımıza çıkıyor. Çocuk ağacın arkasında saklanıyor. Das Kind Versteckt sich hinter dem Baum. Neben, yanında. Wo ist die Vase? Neben der Leuchte. Bakın, Leuchte, şuradaki şu. şu bu Leuchte. Wie veriyoruz işte? Böyle ışık yapıyor ya hani. Wo ist die Vase? Neben der Leuchte, der diyoruz. Leuchtenin yalın halindeki artikel di, di leuchte. Fakat datif olduğu için der diye çekiyoruz. Feminin isimleri datifte der diye çekiyoruz. Die leuchte, feminin. Vazo şamdanın yanında. Die Vase steht neben der Leuchte. Wo ist die Katze unter dem Tisch? Dativ. Der Tisch maskulin, dativ unter dem oluyor. O masanın da. ist unter dem Tisch. Über den Wolken. Wo bist du über den Wolken? üzerinde über wo sorduğumuz için datti VOLKEN plural olduğu için böyle diyoruz den yapıyoruz bunu o yüzden yoksa datti ama bunu böyle plural kullandık çoğu kullandığımız için buna dikkat etmemiz gerekir die wolke feminin aslında tekil olunca burada der olması gerekirdi. Ama biz volken diyoruz. Bakın ne harfini ekledik. N harfini ekleyince çoğul oluyor. Çoğul kullandığımız için den diyoruz. Bulutların üzerindeyim. Ich bin über den Wolken. Yalnız bunu bir deyim olarak da çok kullanılır. Bu bir deyim. Nämlich şöyle bir krizin zirvesini açtım da olabilir. Yani zor bir iş vardı önümde. Onu ben o işi açtım, yaptım, başarıyla oley kurtuldum. Arkamda kaldı falan gibi şekillerde anlaşılır yani. Böyle diyebilirsiniz. Mesela bir sınav değil de Böyle hayatında insanın zor bir dönem olabilir. Sınav demeyelim de mesela önümüzde büyük bir uzun bir süreli bir şey var. Mesela üç buçuk dört sene falan bir üniversite dönemi var. O dönem bittikten sonra denilebilinir yani tabii ki. Ich oh, bin über den Wolken. O ben o işi hallettim. Bitti. Denilebilinir o şekilde. Bir deyim olarak kullanabiliriz aynı zamanda. Vor önünde. Wo bist du? Vor dem Kino. Sinemanın önünde. Dativ. Das Kino. Yani neutrum olduğu için deyim diye çekiyoruz artikeli. Sinemanın önündeyim. Ich stehe vor. Kino. For, aynı zamanda siz zamanla alakalı da biliyorsunuz kullanmasını. Mesela, önce. Bir dakika önce buradaydı. Mesela, değil mi? Bu for, mesela, zamanla alakalı da bu şekilde kullanılıyor. Mekan değil de zaman preposisyonu olarak kullanıyoruz. Mesela, Wann war er hier? diye sorduğumuzda Vor einer Minute. Daha bir dakika önce buradaydı diyoruz. Einer kullanıyoruz burada. Çünkü dakika yani die Minute feminin ve bunu yine çektiğimiz için bu şekilde kullanmamız gerekir. Vor einer Minute. Ha, cevap veriyoruz. Bir dakika önce buradaydı. Vor einer Minute war er hier. İşte burada for kullandık yine. Ama zamanla alakalı bir soru sorduk. Demin mekan, şimdi zaman. Wischen. Wo ist der Stuhl? Wischen dem Tisch und dem Schrank. Tabii ki Dativ. Der Tisch maskulin, der Schrank maskulin. O yüzden bu şekilde çekiyoruz Dativ'i. Sandalye masa ve dolap arasında Der Stuhl steht zwischen dem Tisch und dem Schrank. Tekrar ediyoruz. Unter altında. Auf, üstünde. Neben, yanında. Im, içinde. Hinter, arkasında. Vor, önünde. Buradaki vor yalnız mekan edatı olarak, mekan prepozisyonu olarak kullandığımız için önünde diyoruz. Ama zaman Reposisyonu olarak yani zaman sorusuna cevap vermiş olsaydık o zaman da for önünde değil önce olacaktı. Wo soru kelimesi datif beklediği için in dem house dediğimiz zaman im house evin içinde diyoruz veya vor dem house evin önünde evin arkasında hinter dem Haus. Evin yanında neben dem Haus. Auf dem Haus evin üstünde. Unter dem Haus evin altında. Şimdi bu gördüğünüz edatlarla alakalı şurada görüyorsunuz ya işte bunlar mekan belirten edatlar. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Çünkü soruya bağlı olaraktan edatlar da değiştiğini biliyoruz. Mesela van dediğimiz zaman yine karşımıza for edatı çıktığı zaman mesela şu for var ya işte bu. O zaman önce olmuş olur. Bu yalnız mesela for zaman edatı olarak da kullanabiliyoruz yalnız. Hinter, neben, Bunlar olmaz. Bunları zaman olarak kullanamayız. Arkasındayım. Mesela kullanamayız. Yok. Bu kadar yeter. Dersin sonuna gelelim. Bu şimdiki ders. Yalnız edatlar dersi tabii ki de devam ediyor. Ne demiştim ben ismin hali dersinde? Bir sürü edat var. Bir sürü edata bağlı olarak da soru kelimesi var. Çünkü edatlara bağlı olaraktan soru kelimesi üretebiliyoruz sürekli kendimizden. Soru kelimesine göre de cümle içinde edatı seçebiliyoruz. Aslında ne kadar basit Almanca farkında vardınız mı? Mesela wo ma, bakın mesela wo rauf. Wo rauf Student Stuhl. Sandalyenin sandalyeyi neyin üstüne koyuyorsun diye sorduğumuzda neyin üstüne koyuyorsun? Wo var burada. Yani bu demek oluyor ki neyin? Bir yer belirtiyor, bir mekan belirtiyor. Auf bu da bir prepozisyon aslında biliyorsunuz. Yani worauf neyin üstüne koyuyorsun sandalyeyi? Sandalyeyi alıyoruz masanın üstüne koyuyoruz. Worauf stellst du den Stuhl? Ich stelle den Stuhl auf den Tisch. Gördünüz mü? Ich stelle den Stuhl auf den Tisch. Yani bu soru kelimesinin içinde zaten edat var. Bu durumda hiç öyle fazla düşünmenize gerek yok. Hangi edatı kullanacağım diye. Bu edatlar dersi Burada bitmiyor, devam ediyor. Beni neden takip etmeniz gerekir? Almanca C1 seviyesine kadar öğrenmek istiyorsanız adım adım o zaman beni takip edin. Muhakkak çünkü ders burada bitmiyor, başlıyor.